Herkese merhabalar. XCOM Long War oynamayı sürdürüyoruz. Nisan ayındayız. Kaç gündür başına geçmemiştik. Şöyle bir bakacağım. Nisan ayının ilk görevine gitmiştik diye hatırlıyorum. Beam lasers keşfediyoruz. 8 gün içinde keşif bitecek. Ve ilk lazer silahlarını yapacağız. Rifle'dı, karbindi. Sanıyorum ağır tüfeklerden bir iki tanesini yapabileceğiz gibi görünüyor ağır makinalardan. Ardından herhalde Alien Materials keşfederim. Ve zaten para durumumuz 527. Yani bunların bir bölümüyle neredeyse yarısına yakınıyla zaten lazer silahlarını yapacağız. Geri kalanıyla Scope ve Marksman Scope üretimimiz sürüyor. Facilities'e bakıyorum. Termojeneratör geliyor. Zaten Mart ayının sonunda şey karar vermiştim. Buraların Afrika bonusunu aldık. Laboratuvar ve workshoplarımızı pahalıya, ucuza yapmacayı. Termojeneratör bittiği zaman kaç para bir laboratuvar? 140 para. İkisi öbürü de aynı mı? Öbürü de aynı. İkisinden de yapabiliyoruz. 280 para. Bunu %60'a indirdiğimiz zaman kaç 200 para civarında bir şey oluyor. Geriye de lazer silahlarıyla zaten ilk şeyler bitmiş olacaktır diye düşünüyorum ilk binalar. Şurayı da kazmaya başlamak istiyorum. Çünkü workshop'un ve laboratuvarın yancı binaları gelmeye başlayacaktır. Ama şu anda para harcamayacağım. Scope ve Marksman Scope yapıyoruz. Uçak durumumuz biraz hasarlıyız tabii. Bir tane fighter. Anti-fighter'ımız duruyor. 13 gün. Ha saat bu. Bu iyi. 13 saat sonra bir avalanş geliyor ama diğerleri bayağı bir süre yok. Yani önümüzdeki günlerde 10 gün kadar uçaklarımızı şey kullanmak zorundayız. İdareli kullanmak zorundayız. Bir avalanş, bir Stingray'imiz var. Bunu her zaman şeye karşı tutmak zorundayım. Bir small fighter gelip satellite avına mutlaka çıkacaktır. O yüzden bu tek başına, Casper tek başına birini düşürürse düşürür, düşüremezse kovalamayacağım. Çünkü bu hep satellite hunter'lara karşı savunmamız olarak kalmak zorunda. Ay, bu Japon çocuk yanlışlıkla bastı buraya ama. Real Soldiers'da da askerlerimiz yatıyor, ediyor, bir şeyler yapıyorlar. İnsanlarımız var, sorun değil. En büyük ihtiyacımız bir roketirimiz eksik. Bir tanesini daha level'lamadık. Bir roketirimiz var. Az bu. Diğerleri dörder tane gayet güzel sayılar. Bir S6 daha ihtiyacımız olacaktır. En azından. Yani şu anda roketir ve S6 yetiştirmek üzere Ruki götürüleceğiz. Onu da gözümüzde bulunduralım. Roketir ve S6 için ikisinde ortak olan özellik movement. Dolayısıyla movement'ı iyi adamları seçmeye çalışacağız. Ki ikisinden birini yapabilelim Ruki'den. Dolayısıyla hit point çok düşük olmaması lazım ki assault da yapmayı kabul edebilelim. Bu da 4 hit point en azından demek. Hit point'i 4 olan movement'ı da işte onu mesela Fatma Galip gibi. Bu Rocketeer'a biraz düşük ama sonuçta hit point'i en az 4 olan movement'ı da düşük olmayan adamlar Ruki'den götüreceğiz ki Rocketeer'da assault'ta denk gelirse yapabilelim. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Scope'umuz falan geliyor. Ben ayımıza başlıyorum. Nisan ayındayız. Bu terör mission gelecek. Floaterlar ve benzeri biraz daha ikinci level ileri yaratıklar gelecek demek. İşler ciddileşiyor. Biz de o işlerin ciddileşmesine uygun silahları ve teçhizatı yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak. Small Scout yere yakın uçuyor. İnmek üzere. Ben avalanş misali gönderiyorum. Gönderemiyorum. Çünkü 5 saate daha tamir olacak. Ben bu Stingray'i yine de yollamıyorum. Bunun damage yemesini göze alamam. Bir fighter'a karşı havalandıramazsam ve şeyi kaybedersem çok kötü olur. 5 saat içinde tamir edebilirlerse bu UFO kaçmadan önce. Ha, indi. İndi. İndiyse girerim. İndiyse girmekten çekinmem. İndiği için tabii daha tehlikeli bir mission olacak. Normal bir düşürmeden. Dere yatağı. Dolayısıyla öyle bir sürü rookie ile gidemeyeceğimiz. Hele ikinci aydayız artık. Artık bundan sonra full rookie hiçbir göreve gidemeyiz. Ama small UFO olmasını kullanarak 3 rookie, 3 adam gitmeyi düşünüyorum. Riparian demek atış açıları geniş demek ve cover az demek. Demek ki yanımıza smoke granate ihtiyacı olacak. Ve sniper da ağır makinalı tüfekte iyi çalışır. Dolayısıyla sniper bir tane yanıma alacağım. Lance Corporal. Sniper alacağım. Smoke'umuz henüz gelmedi. Ha, bu sniper hareketli olan sniper'miş. Diğer sniper alayım. Paniklemesin diye steadfast vermiş. Zaten ikinci bir mission'a gelmiş.
paniklemesini engellemek için stat vermişim ama artık targeting modülüm var. Dolayısıyla bunu laser sight targeting modül. Pistol yerine de machine pistol, floater başlar artık. Movement'ı nasıl da çok önemli değil. Machine pistol en azından yakınıma birisi gelirse işe yarar bir atış yapmamı sağlar. Hit point'im 3 artı 2. Ha, bu yüzden ben şey veriyormuşum. 3 artı 2 kötü çünkü. Evet, targeting modül buna tehlikeli 3 artı 2 ama dere yatağı önümüz açık. Bu tehlikeyi göze alacağım inşallah. Yanlış bir şey yapmıyorumdur. Yanına bir tane de ağır makinalı tüfek şey alakbala olabilir. Selin herhalde uyuyordur. Uyuyor. O zaman alakbala. Gerçi illa ağır makine olması gerekmiyor ya. İlla da öyle olması gerekmiyor. Şu Peterson'u, çünkü sonuçta bu işin şeyi de var. Outsider meselesi de var. Bu güzel. Bu laser sight'a çok ihtiyacın olmayacaktır ama mesela motion tracker alabilirsin. Çünkü önde giden tiplerden birisi olacak. Üçüncü adam olarak da scout alacağım. Aramıza şöyle önlere doğru. Archuleta olabilir ama assault almayacağım için mümkünse Konstans Vahit 13 moment. Ne dedim? Ha, scout alacağım. Başka scout Kowalski 16 moment. Şey yatıyor. Henry Davis yatıyor. İyi olur da assault için şey shotgun scout almak için ama alamıyoruz. Demek ki aşağılardan Kowalski, gerçi aşağılardan almayayım. Çok da küçümsememek lazım. Sonuçta landing bu. Şeyim hala yok maalesef. Marksman scope'um. O yüzden flashbang ve battle scanner güzel. Marksman rifle tamam. Yanında bir tane işte soldier shotgun. Bir şey yaklaşırsa. Gerçi holo targeting'ini kullanabilmesi için aslında shotgun her zaman çalışmıyor. Ama yakından marksman atar ya. Tamam. 3 tane de 3 tane çok mu diye de korkmuyor değilim. Bir iki tane seçeyim diyorum ki. Ne dedim? 4 moment olacak en az. Bunu da Rocketeer olma ihtimalini düşünerek. Yani Cindar Deer'i güzel. Moment'ı yüksek. S6'a uyar. Rocketeer'ı da bulmak lazım. Güzel. Bunun gibi bir tane daha. 4 hit point. Başka yok. Demek ki Fatma Galip bir alacağız. Fatma Galip'in şeyi çok düşük. Eğimi ama Rocketeer ve sabit durma Rocketeer'i yaparak bu iş çözülebilir. Bunları klasik bir şey olarak karbin vermiş. Karbini bırak. Rifle al. Klasik bir flashbang. Bir heavy explosive. Diğerine de bir flashbang. Bir AP granate şeklinde gideceğim. Sen de bırak karbini. İki flashbang'im olduğu için scout'taki flashbang'i bırakacağım. Çok ihtiyaç yok. Ve scout'a ne vereceğim şu anda bilmiyorum ama medikit ihtiyacım var. Galiba ben korktum. Landing'dir. Tehlikelidir. Ben buraya bir medik alacağım. Hem de medik ihtiyacım da var. Stavridi olabilir. Stavridi'nin ikinci ability'sini aldım ben. Field Surgeon. Yaralananların yatmasını engelliyor. Evet, smoke da yiyeyim. Peki, zaten geleceğin subayı olacak demişiz. Archuleta da o zaman ikinci bir smoke. İkinci bir smoke çok yanlış olmayabilir. Ya da attığını daha iyi. Holo targeting'i var. Amacımız bununla vurmak değil temel amacımız ama vursak da ne güzel olur. Yalnız şey yok. Marksman scope yok. Henüz bu şeye güvenemiyorum. Marksman rifle'a. O yüzden bir AP granate'ı bunu alıyorum. Yalnız floater'dan korkuyorum ya. AP granate de floater'a karşı çalışmaz. Smoke alıyorum. İki smoke'umuz var, bir medikimiz var. Yedek medikitimiz yok. Yedek medikitimiz yok, kötü. Medikimizi iyi korumamız lazım. Peterson suppression sağlayabilir. İyi damage vurabilir. Holo targeting verebiliyoruz. İyi bir sniper'ımız var, iyi crit diyor. İki tane de basic şeyimiz var. Bakalım şu mission'dan. Bomba durumumuz, bir iki tane bombamız var. Rookie'lerimizde.
İki smoke shock. Ben buraya ilk içinden geçen AP Granny'de alıyorum. Outsider'a karşı çünkü flashbang atan rookie bomba atamayacağı için bu iki bombadan birini kullanamayacağız. Bari bir tane daha bomba olsun elimizde. Çünkü ben Outsider'a yaklaşırsam bu tüfeği kullanamam. Gerçi shotgun'ımı kullanırım. Shotgun'ımı kullanırım. Shotgun'ım var. Peki. O zaman smoke alıyorum. Gidiyoruz bakalım ne olacak. Landing'in şakası olmaz. İki tane rookie. İki rookie de yeter. Reports indicate the UFO set down in a sparsely populated area. We need to stay sharp and eliminate the invaders. Hadi bakalım. Yüklemeler uzun sürüyor nedense. Bu yeni patch'ten sonra oldu. Köşedeyiz. Strike 1, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Current enemy status at the site is unknown. UFO'nun şuralarda olduğunu tahmin ediyorum. Burası köşesi haritanın. Demek ki şu tepeyi ele geçirmek primary amaçlarımızdan birisi olacak. O zaman scout'unuz. Etrafa bakarak. Ne kötüymüş. Peki, ikinci move yaparız. Şeyleri de alıp, rookie'leri de yakınına alıp önce şu tarafa bir bak. İkinci move'lardan önce ha şurası güzel. Bir bak bakalım orada ne oluyor. Buradan bir rookie'yi şuralara bir bakalım. Amacımız şu tepeyi secure etmek. İşte UFO burada evet. Şurada. Bu tepeyi secure etmek. O tepeye dayanarak iki tarafı da ateş altında tutup ilerlemek. Ve buradan bir yerden girip şeyi almak. Landing olduğu için işler sakat. O tepeyi secure edebilmemiz için sniper'ımızın bir yerde şimdiden mesela şurası olabilir. Sniper'ımız iyi kritliyor. Tepeye doğru gidiyoruz tabi. Çünkü amacımız tepeyi almak. Sol tarafa doğru bir scout açtım ki bir rookie açtım ki buradan birisi gelirse tepki verecek zamanımız olabilsin. Ama asıl gücümüzle tepeye hareket ediyoruz. Bu kanadı bu rookie bakar. Scout ileriden bakar. Makinalı tüfekle medik burayı alma işini yaparlar. Ben duyuyorum. Şimdi sniper bu tepeyi alana kadar bize destek verecek. Aldığımıza emin olunca yardımımıza gelecek. Hele bir tepenin çevresini görelim. Nerede aç üret ha? Şuraya bir yerlere gelse kesin birini görür. Görmez. Güzel. O zaman makinalı tüfekçiyle gelip Peterson'la. Herhalde motion tracker açmaya çok gerek yok burada. Burada cover yok. Şurada cover var. Artık tek move'larla gitmek zorundayım. İkinci move'lardan önce soldaki rookie'yi oynayacağım. Jindar diri. Şöyle oynayacağım. Peki. Durumumuz böyle. Sniper'ımızın yeri yanlış mı diye düşünüyorum şu anda. Çünkü tepeyi aldık. Ben buradan bir karşı atak gelirse diye korkuyorum. Geri çekilmek zorunda kalırsak diye. Sniper'ım çok konu dışı kalacak diye çekinmiyor değilim gerçekten. Çünkü karşı atak gelse bile bu ağaçlara dayanarak biraz dayanırız. Ve onları bu tepeye çıkarmamayı becerebiliriz herhalde. Ben sniper'ı götürüyorum. İlk bu tepeye ilk çıktığım anda şu bu el yaptığım hareketler sırasında birini görürsek geri çekilecektim. Ve dolayısıyla onlar tepeye çıkacaklardı. Bu yüzden sniper'ı geride tutuyordum. Onlar tepeye bizden önce çıkarsa diye ama bizden önce çıkamayacaklar gibi görünüyor. Varsa bile. Burada herkese overwatch diyorum.
Bu yüzden Sniper'ı çok uzakta tutmanın alemi kalmamaya başladı sanıyorum. Bu el birer fon içinde Timman var diyor. Sanıyorum Timman var demek istiyor. Bir türlü öğrenemedim şu ses yönden önce mi geliyor sonra mı geliyor. Şurası güzel scout için. Bu alien sesi değildi, köpeğin sesiydi. Şuralarda neresi var göremeyeceğim. Burası güzel. Bu tür çok fazla ilerlememeyi düşünüyorum. Çünkü sniper'ımı düzgün bir yere getirmek istiyorum bu el. Bir dahaki el bize yardım edebilirse ama düzgün bir yere de pek getiremiyorum. Şimdilik şuraya getiriyorum. Onu burada bırakacağım zaten. Şöyle bir cover'a giriyorum. Medi'yi de yanımıza çağırıyorum. Gerisiyle Overwatch yapacağım. Timmen sesleri. Şu anda sniper'ım kimseye atamaz. O yüzden bu tur yine daha temkinli. Şöyle. Hala kimse yok. O boşalttığı yer sniper'a çok uygun bir yer. Şöyle gel. Bunu makinalı tüfekliyle yapalım da mediğimizi riske atmayalım. Yine görmedik ama bir motion tracker artık çalıştırıyorum. Ne diyor? UFO'nun içinde bir grup var. Bir de burada biri var diyor. O belki de outsider'dır. Şurada bir yerlerde sanıyorum Timman grubu var. Onların dışarıya çıkması durumunda sniper'ımın orayı görebilmesi için geleceği en güzel yer aslında şunun olduğu yer olur. Sanıyorum. Şu animasyonları hızlandırıp şey yapayım. Çok da iyi değil. Burası daha iyi olabilir. Çünkü burayı görecek. Galiba sniper için en güzel yer burası. Peki buranı yapmam yanlıştı tabii. Önce şu move'u denemeliydim. Pekala. Medi'miz de şöyle bir yerden. Yani sniper için burası da iyi olabilirmiş. Yani de fazla bir şey yapmayıp herkese overwatch diyorum. Timman var içeride, evet. Biraz temkinliyim. Meldi çıktılar. Kaybetmek çıkmadılar. Meldi kaybetmek pahasına da olsa. Çok güzel. Çok önemli bir atıştı bu. Çok kritik bir atıştı. Şu 3 yerine 2 çok şey fark eder. Şimdi o tarafla dövüşüyoruz. O tarafa göre cover alabileceğimiz açılar. Şurası var ama içeride bir de outsider tetiklemeye korkuyorum. Ama öte yandan güzel bir hamle. Scout'umuz içeriye yürümek isteyecek. Bu arada buradan emin değilim hala. Şuradan birisi çıkarsa çok kötü olur. Scout'umuz içeri yürümek isteyecek. Henüz şey yok. Bu sniper için en güzel yer herhalde şuradan. İleriye bir hamle birisi yapsın. Peki. Scout da şurada bir yerlerde herhalde Overwatch, yani şey Hunker Down yapabilir herhalde. Çünkü o bir Scout. Sonuçta düşmanı görecek yerlerde olması lazım. Hunker Down. Sen burada Overwatch birisi çıkarsa diye. Sniper'ın en iyi yeri içeri. Tabi şurası geliyor akla ama fazla yakın orası Sniper Rifle için. Şurada istedi ve bunu yapacağım. Burada yine overwatch yapacak tabii. Medic kritik. Medic önemli. Çok riske etmek istemiyorum ama burası da heavy kalır. Ve o tüfekle fena atmıyor stabilidir. Sen kıpırdama abi. Buradan çıkmaya çalışabilirler. Ama ilerleyip bir şey tetikleme. Birisi çıkarsa herhalde atarsın. Çatıdan geliyor. Cover'a ulaşabileceğini hiç sanmıyorum. Overwatch yaptı. Cover'a ulaşmadı ama ikisi de heavy cover'a girdiler. Bir grup daha. Floater ve hepsi asit yedi.
4 floater var. Asit altında. Asit çok iyi oldu floaterlara. Şimdi burada atarsa %55. Belki de atmamak daha doğru. %24. Ben burada şeyim. Kötü cover'dayım. İyi cover'a gideceğim. Overwatch tetikleyeceğim. Olsun. Çünkü açımız iyi ve floaterlar asit yediler. O floaterlar o asitle kıpırdamaya devam edip bir sürü damage yiyecektir. Buradan atış etmenin çok bir anlamı yok. Steady weapon yapmanın anlamı var. Bu da burada cover'ı kötü ama daha iyi bir yer. Belki şurası olabilir Hunker Down'la. Çünkü bombayı yaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi sniper'a emin değilim. Buradan line of sight yok kimseye. Şu yakındaki herifi suppress etmem gerekiyor yoksa şeye dönüş çekiş. Buradan ise bir overwatch yapacağım. Bu da overwatch yapacak. Sniper'ı gerçekten steady'ye devam edeceğim. Çünkü heavy cover'daki adam atış edeceğimi çıkıp havada durması ihtimali çok yüksek floater'ları vurmayı tercih edebilirim. Bekliyorlar. Evet, oraya bomba atabilmem için 55. Ne yapalım, bu sefer atıyorum. Çünkü iki overwatch kötü. Tabii ki vuramıyorum. Tekrar bir tane daha deniyorum. Vuramıyoruz. Önce holo targeting vermediğim için belki de bir atış kaçırdım. %41. Üstünde holo targeting var. Bunu tekrar yapmak zorundayım. Mermim bitiyor. Bir dahaki tur. Kötü bir durumda kalıyorum. Ama zorundayım. Evet, overwatch'u tetiklemek zorunda kalıyorum. Kalıyor muyum bilmiyorum. Çünkü bu bombayı atmaya çalışmak istiyorum. Öte yandan gerçekten kötü bir durum. Ben burada overwatch yapacağım. Overwatch'a ihtiyacımız var. Bu da yatacak. Biraz kötü bir durumdayız. Kötü bir açıda kaldık. Bak şimdi ya. 5 vurdu herif. 5 çok be abi. Oo, bir de Seeker. Çekilmemiz lazım. Intention of tracking and isolating single targets. It appears to have a sophisticated evasion system as well. Perhaps we should try to avoid those tentacles. Öldürecekler herifi ya. Öldürmeye karar verdiler yani. Nereye kadar koşabiliyor? Vay anasını ya. İyice geri çekileceğiz. Overwatch yok. Çünkü Seeker'lar var ve Seeker'lar çok tehlikeli. Ama bu herifi bu el iyileştirmem de lazım. Yok, geri çekilmek zorundayız. Birkaç da Overwatch bırakmak zorundayız. Sniper da maalesef geri çekmek zorundayım ve şeyini bozacağım. Ama başka çarem yok. Bir yerlerde Overwatch görmelerini istiyorum. Alien'ların.
Burada bununla yapmak zorundayım ama floaterlar, seekerlar derken iş çok ciddiye bindi ya. Şöyle geleceğim. Buna doğru uçup için. Bu herif de seekerların arasında tek başına kalmasın diye. Ama nereye kaçabilirim ki? Vurabilirler. Bu herif burada yakalansa, burası fazla yakın. Şöyle kaçacağım. Bu da çok tehlikeli ama kaçıyorum. Evet, şu anda hem sniper'ımı korumak. Çünkü sniper'ım burada stealth yapacak ve seeker gelebilir. Şu adamı zaten iyileştirerek başlayacağız. Ve sonra bir daha iyileştireceğiz bir yere sonra. Ama şu anda bir yerlere overwatch yapması ve mümkünse şeye doğru, bu çocuğu koruyacak bir overwatch yapması önemli. Maalesef invisibility diye bir şey yapamıyorum. Çünkü şey yemiş durumdayım. Burada gerçi bir run yapsam iyi olabilir, yoksa kötü sıkışacağım. Nereye run? Asit yüzünden move'u da azaldı. Hunker yaparsam flank edilirim. Şöyle bir run. Burada bir tane daha teammem var çünkü. Belki de Overwatch'ta bir teammem var. Şöyle koşacağım ben. Bu çocuk da burada Overwatch'a devam edecek ve flank edilip Seeker'lar tarafından ölebilir. Ama birini feda etmek zorundayım. Çocuk bunu öldüremeyebilir. O zaman makinalı tüfekten yardım gerekir. Bakalım, Invisible Seeker'lar var, Floater'lar var. Floater şu anda en tehlikeli şey olabilir. Kimi görüyorum? Zaten bir kişiyi görüyor şey, Sniper. O da herhalde Floater. Zaten bunlar için Sniper bekliyordu. Şu anda Sniper'ıma gelmeye çalışan Seeker'lar olduğunu eminim. Hem sniper'ı hem o çocuğu korumak için low cover da olsa böyle bir hareket yapmak zorundayım. Önce çocuk atsın. Belki vurur. 3 critical. Bu işi medikle yapmak istiyorum ama mediği de şey yapabilirler. Seeker'lar. Bu scout'un daha da kaçması her an flank edilmezdi. Burada hunker yap. Ben bir el bombası galiba atacağım eğer range'im yetiyorsa. Ama çok da uzağa atamıyorum. Flashbang'im çalışıyor mu? Bir kişiye çalışıyor. Kötü bir durumdayım. Geri kaçsam overwatch'ları var. Ben de burada overwatch yapacağım. Çok çare yok. Ben de burada overwatch yapacağım. Ne yapalım? Bunu suppress etmek istemiyorum. Ateş etmek de istemiyorum. Çünkü burayı korumaya çalışıyorum. Durum kıçımızı kurtarmaya geldi. Çok saldırgan davranamam. İki floater daha var orada.
Onu vuramazsa bu çocuk ölür. Maalesef. Ölmeyebilir. Oraya bir floater girdi. Çocuğun kaç hitpointi var? Bir kaldı. Bu el öldürmek zorundayım. Benim de mermim yok. Ne kadar güzel. İki tanesini öldürmek zorundayım. Mermim yok. Çok güzel oldu. Benim de line of sight'im yok. Bayağı iyiyiz yani. Buna iki vurabilirsem. Ama ıskalarsam olmaz ki bu iş. Olmaz. Çocuk ölür. Buraya gelip atabiliyor muyum? Steady weapon yapabiliyorum. Bu kız çocuğu kaybediyoruz. İyi bari yaralı düştü. Nereye? Sniper'a. Aa, boşluğa asit attı. İki eli kaldı. 75. Ama bunu atmak zorunda kalabilirim. Onu atmamak için önce bunu vurmalıyım. Medik bir dahaki el. Böyle gelecek bir dahaki el eleştirecek. Şimdi bu herifin eğimi çok düşmüştür. Eksi 50 eğim. Burada da iki tane şey var yaralı. Overwatch'ta şey var. High explosive atarsam bizim çocuk ölür. Herhalde bu sniper buraya atacak. Çok çaresi yok. O çocuk da ölürse ölür diyeceğiz. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Ama holo target'ı atmadan bunu attığım için tekrar yine hata oldu. Evet. Holo target'ı vermeden kötü oldu. Bunu atacağım. Fazla bir çare yok ama önce bunu atmalıydım. Kötü oynuyoruz. Bu işin sonunda kötü olacak. Bu Flashbang, Floater'ı ve Timmen'i alıyorsa atacak. Alıyor diyor. Alıyor gibi görünüyor. Atmam lazım. ve 19 diyor. Ve orada Overwatch da var. Durum iyi değil. Niye 55 bu ya? Flying durumda. Şimdi oraya squad sight vermeyi her ne kadar çok istesem de buraya bir invisibility bozmaca atmak zorundayım. O yüzden o kız bir el daha dayanmaya çalışacak kendi başına. Nerede bu? Allah Allah. Peki Medi'ye ileri yürümek zorundayım. Şöyle filan. Böyle yürürsem oradan gelin bir floater beni öldürür. Bu herifin yerine geçeceğim. Bu herif de
Böyle girirse oraya line of sight olmaz. Böyle oynayacağım. Buradan bir hamlede heal edebiliyorum. Edebiliyorum madem. Bir tane de el bombası. Ama yok, suppression altındayım. Sniper'ımla bu tür 55 atmak yerine steady yapıyorum. Buradan da overwatch yapıyorum. Yine bu herife girdiler. Peki, en azından şey değil. Çok yatacak ama 48. 48 kötü. Max shotgun çalışmayacak. Assault rifle atıyorum, ne yapayım? Şimdi peki, bu herif toparlandı. Yatacak. O floater gelip atarsa ölür çünkü. Floater'a holo targeting veriyorum. Sniper'la da floater'ı vurmaya çalışıyorum. Vurdum. Peki, kızı suppress eden oydu. O değildi. Böyle devam ediyoruz. Bu orada birisi olduğunu sanıyor. İyi. Nereden çıkardıysa onu. Şu ölmek üzere olan çocuğu heal etmen lazım. Medikitte iki şey var. İki charge mı var? Bir charge kaldı. Bu herife de gerekecek. Bu herifi biraz yaklaştıralım. Şey sürüyor. Ben de burada kimseyi göremez oldum. Bu herifler yer değiştirmezse bu da göremiyor. Sanıyorum steady weapon. İkisinde de. Bunda reload galiba. Yok steady. Bu kızdan da Hunker'dan yapacağım bu sefer. Üstüme gelmelerini sağlamaya çalışıyorum. Bir floater daha. Peki, en azından kontrol tamamen artık onlarda değil. Bu herifi ben flank olmadan nereden vurabilirim? Şuraya gelsem o floater beni vurabilir. Scout'la şuradan o herifi vurmaya çalışayım. Her şeyden önce. 48, 48. Buraya gelsem sniper kimseyi gördü mü? Görmüyor. Ama onun yine de floater'ı vurmak için steady weapon'da kalması lazım. Medin şöyle gelip scout'u ne yapacağımı gerçekten çok bilemiyorum. Şuraya gelip heavy cover'da şuradan alıyor mu? Alıyor. Abi olur. Bu güzel. Dört. Şu acemi kızla ne yapabilirim? Bu çok tehlikeli. Buradan görmeyebilir. Şuraya inersem diğer şey beni görecek. Bu herifin yine bir overwatch yapması lazım da. El bombası atacağım herife. Gerçi bulunduğum yer itibariyle öbür timmenin benim yakınıma gelmesi çok kolay.
Şöyle gelsem. Bulunduğum yerden elmamı satacağım. Haydi Peterson. Beş vuruyorlar ya. Çok fena vuruyorlar. Scout'tan yardım alarak nereden? Herhalde şuradan gelip yardım alarak bu atışı yapmamız gerekiyor. Oh! O floater'ı görene kadar bu sniper rifle bekleyecek. Şuradan filan dolaşmaya kalkarsa diye. Şimdi bu kızı kıpırdatamıyorum da. Burada yatmak zorunda. Dur bakalım. Önce scout'la. Bunda mermisi bitmiş. Zaten zaman konusu artık şey oldu. Yat kızım. Sniper'ın mermisini doldurduğu el bu herif gelip oynayacak. Zaten bu mermi çok kritik. O yüzden bekliyorum. Şuralarda gezip duruyor. Şurada bir yerlere gitti. O zaman da Overwatch yapıyor tabi. Heavy cover şurası. Ama sniper'ın desteği yok oraya. Bu kızı çekme. Şöyle bir hareket edeceğim. Kızı geri çekmek istiyorum. Kız zaten çünkü çok tehlikeli durumda. Ama bu da çok yanlış bir move olur. Şöyle gelecek. Yatacak. Ben herif bu tarafta olduğuna göre şurada stede yapacağım. Buradan Overwatch'a devam. Scout'ta da. Scout'ta tehlikeyi çok atmak istemiyorum ama şöyle bir şey yapacağım. Buraya bir rookie fazla, bir deneyimli adam eksik gelsek hep üzülürmüşüz. Bu landing'in şakası yok. Bu da ders gibi işte. Ne yatacağım. Bu kızı iyice saklayacağım. Beklemeye devam ediyoruz. Nerede bu? Oo. Dolanıyor. Buradan geç. Peki. Seni bunu görmen lazım. Çare yok. Evet. Sniper'ın orayı gördüğünü sanıyorum. Hele bu atsın bakalım. Mavur zat. Arçuleta deneyimini gösteriyor. Biraz ilerleyelim. Sniper'ın yeni pozisyonunu bilmiyorum. Şu anda şuraya gelip silahını doldursun. Sanıyorum sadece outsider kaldı. Çünkü çok şey dövdük. 4 floater, 3 tinman, 3 seeker öldürdük. Çok da ciddi yaralımız var. Bedeli ağır oldu. Bir kere daha motion tracker bakacağım. Bu tarafta mıydı bu herif eskiden? Evet, hep aynı yerde. Şurada UFO'nun arka tarafına da doğru. Yaklaşalım bakalım.
bu tarafta olduğu için orayı sniper'la nasıl görebileceğimi düşünüyorum ama zor. Sniper'ın onu görebileceği bir açı. Hangi kapıdan? Bu kapıdan görmeye çalışmak lazım. Belki şöyle bir açıdan filan. Şuradan filan. O kapıya çok görünmemeye çalışın. Duymadım ama sen de bir şey duyduğunu sanmıyorum. Sallıyorsun bence. Şöyle bir açayım. Şurası. Çatıdan yürüyebilirim bu arada. Ve böylece çok acayip açılardan önüne çıkabilirim. Yani arkasına çıkabilirim. Ve sanıyorum flashbang yok. Diğer çocukta flashbang vardı. O da yok. Flashbangimiz yok. Bir tur içinde herifi öldürmemiz gerekiyor. Bu yüzden de hangi kapıya kaçacağını tahmin edip çatıdan tepesine atlamamız gerekiyor. Sniper da çalışmayabilir. Biriyle görünüp sanıyorum şurada bir yerde sniper'ın yapabileceği tek şey burada stealth weapon yapmak ve görürse atmak, çok çaresi yok. Şimdi girelim buradaki kapılara. Bu herif burada bir yerde. Dolayısıyla bu kapıdan burada bir yerde, şurada bir yerde göründüm diyelim şuradan. Ya dışarı kaçacak ya üstümüze gelecek. Ben acemiyle şu kapıdan herife görünüp göründüğüm turda buralardan atlayabilecek hale geleceğim. Yani birisi bu kapıya, acemi bu kapıdan girecek dedim. Bu kapıdaki seçme sebebim belki bu tarafa kaçar sniper da görebilir. Çuleta. Şurada bir yerde durursa iki kapıya da inebilir. Dediğimizde şöyle flashbangimiz olmadığına göre suppression gerekebilir. İlk tur vuramazsak herifi ilk atışta. Suppression gerekebilir. Benim gerimde. Yani şurada bir yerde aşağıda. Suppression inşallah çalıştırabiliriz. Şimdi planı uyguluyoruz. Acemiyle görünüyor. Herkes bir kapıya gidebilecek durumda. Güzel. Sniper atamayacak ama. Hayda. Nereden saklı seçeceğiz bu herifi? Buraya girersem aynı tehlike bunda da var. Buraya gelip suppress edeceğim. Şimdi içine sıkıştım. Sniper'ın orayı görmesini nasıl sağlarım? Şuradan falan görebilir. Belki şuradan görebilir. Gördü. O zaman suppress ediliyor zaten. Overwatch da görsün, kıpırdamaya daha da çekilsin. Ben de burada duracağım. Ne yapayım?
Bursu öldürebilirdi. Evet. Önce scout'la atış ediyoruz. Böyle çok güzel ya. Gerçekten güzel. Herhalde iki kişi flank ederek öldürürüz ya. Saçmalamasın o da yani. Birisi ağır makinalı tüfek onu ya. Şu acemiye de attıralım. Belki o vurur. Artık son zar. Zor bir görev oldu. Klasik bir landing. Small UFO bile olsam. Bir de bu yaratıkların hepsi yeni çıkıyor. Seeker, Floater falan yeni yeni görüyoruz. Bir kişi düştü. Peterson çok ağır yaralı. Diğer acemi kız çok ağır yaralı. Fatma Galip. Scout'umuzda bir şey yok. Medium'imiz, sniper'ımız sağlam ama 3 ağır yaralıyla zor kurtulduk. Daha da kötü olabilirdi. En azından görevi becerdik. Dönelim bakalım üstümüze. Ne kadar yatacaklar? Ve bunun karşılığında istediğimiz level'ları alabilmek. Hiç değilse landing olduğu için sağlam computer ve power source ele geçirdik. Onlar da zaman içinde çok değerli şeyler. Ha, bir de Officer Training School açalım. Bu da önemli. Sebebi sanıyorum. Weapons ve Tactical. Bunlardan birini roket, birine assault yapmak istiyordum. Çok doğru oturdular. Jindar diri, İranlı. 15 Mumut'la roketçi olacaksın. 32 gün sonra ama zaten bunlar yedeklerdi. Fatma Galip sen de assault olacaksın. Sen de çok güzel assault olacaksın. En azından bunlar çok güzel oturdu. 30 gün, 20 gün çok sorun değil. Zaten ikinci yedekler falan bunlar. Peterson çok yatacak. O kötü oldu. Ama yani ölmediğine dua etmek gerekiyor. Peterson'un zamanı gelince veririz de buna. Archuleta. Abi bir scout olarak şimdi. Flanking scout olarak. Primary weapon ve sidearm'la artı bir damage. Ranger iyi. Deadeye. Gerçi bu bir scout. Bunun amacı holo targeting vermek. Vurmayı gerçekleştirmek bunun işi değil. Ama mesela low profile gerçekten işe yarayabilir. Bu çünkü flanklere milanklere geçip düşmanı flank ederek atmak bunun olayı. Wound vermek için. Yani ya kendisi bize holo targeting veriyor. O zaman zaten nereden attığı fark etmiyor. Ya da düşmanı flank ederek vuruyor ki öldürüyor o zaman. Ama flank edebilmesi için her zaman heavy cover bulamayabilir. Heavy cover olmadığı halde low cover'ı kullanarak flank edebilme özelliği. Bu kızın sundown. İlk nickimizi aldık. Şeyini çok arttırır. Kullanılabilirliği. O yüzden low profile veriyorum. Stability level almamış. Halbuki ben bunu officer yapmak istiyordum. Corporal'ımız şey oldu. Archuleta ama zaten Archuleta takımımızın sağlam adamlarından biri. Peterson level'ını sonra vereceğim dedim. Olavunmi sniper 3 alt olduğuna göre çok da şey değil. Düşmanı yaklaştırmacı yapmayacağım. O yüzden klasik bir tane daha şey Lone Wolf. İyi bir sniper doğru gidiyor. Peterson'un level'ını sonra vereceğiz. Ne ele geçirdik? 2 computer, 1 power source, 2 melt. 42 alloy mesela çok iyi. Çünkü bu bir landing'di. İyi geldi. 3 floater, 2 timman corpse falan falan. Peki. Güzel oldu. Yaralılarımız var. Ne yapalım? Ölümümüz yok. Ona da şükür diyoruz. Kaydı burada kapatıyorum.